Gazi Mosa sınırları içerisinde yer alan Maraş adım adım güzelleşiyor. Eski halinden kurtarılmak için büyük bir çaba harcanarak kullanıma açılan Maraş, ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için hazır hale getirildi. Misafirlerin kullanılacağı güzergahtaki yollar asfaltlandı, korkuluklarla binalar arasındaki mesafe güvenli hale getirildi ve bitkisel peyzajların oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Sahilde insanların rahatça denize girebileceği ve küçük alışverişlerin yapılabileceği büfeler oluşturuldu. Maraş'ta bisiklet turu yapmak isteyenler de unutulmadı ve onlar için de Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 600 adet bisiklet hibe alındı. Maraş'ı gezen vatandaşlar ise bu durumdan oldukça memnundu. Gayet yerinde. Aslında biraz da geç kalınmış bir yani açılım olarak düşünüyorum. Daha evvel yapılabilirdi. Güzel gezdik. Buradaki hikayeleri kafamızda canlandırdık. Yani yapılan çalışmalar da aslında hoş. Bir an önce yani Kıbrıs Türk halkının burada neler yaşandığıyla alakalı buraları gezip görmesini herkese tavsiye ederiz. Bu açılım yeterli mi? Değil. Tabii ki biraz daha geliştirilerek halkın turizmine açılmalı veyahut da yerleşime açılmalı diye düşünüyorum. Çok güzel ve yerinde bir düzenleme. Fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla biraz kısıtlı bir çalışma var. Tüm kapalı olan bölgeler açılmış değil. Belki peyderpey zaman içerisinde yavaş yavaş hepsi açılır. Biz vatandaşlar olarak bütün kapalı olan yerlerde görme fırsatını elde edebiliriz. Gördüğümüz kadarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mausa Belediyesi'ne yapmış olduğu bisiklet, halkımızın buraları daha rahat gezebilmesi amacıyla yapmış olduğu bir uygulama var. Bu da güzel, yerinde bir uygulama. Peyzaj çalışmalarını yerinde gördük. Gayet güzel. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha düzenli yerler yapılır. Gezme yerleri daha çok genişler. Gece aydınlatmaları yapılır. Gayet güzel ve yerinde buluyorum. Çalışmalar güzel ama aslında daha çok geç kalındı açılması için. Bu benim düşüncem, benim şeyim, kararım Rum tarafına kalmış olsaydı bunlar daha önceden açmış, faaliyete geçirmiş olacaktı. Şimdi dış ülkeler diyor hepsi karşı bulundu ama Rum tarafı açmış olsaydı hiçbiri karşı bulunmayacaktı. Türk tarafı, yani Türkiye ile beraber atılmış en doğru karar olarak düşünüyorum ben. Yani iyi buluyoruz ama zamanla inşallah daha iyi olur. Yani güzel bir yer, daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Gayet yerinde, daha önce olması gerekiyordu. Nasip bugüneymiş. Ama daha da iyi olacak inşallah. Maraş'ın yasal durumu ile ilgili bilgi ise Ulusal Birlik Partisi Gazi Mosa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kanal T'ye habere verdi. 335 Rum'un taşınmaz mal komisyonuna başvurduğunu ifade etti. Lordos ailesinin durumu hakkında da bilgi verdi. Bu taşınmaz mal komisyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş. 67-2005 sayılı yasa uyarınca kurulmuş. Ve 74 öncesi mülk sahibi olduğunu iddia eden Kıbrıs Rumların başvurabildiği bir karar mekanizması. Burada da 3 tane çareleri var. Tazminat, takas ve iade diye. Şu ana kadar 335 başvuru var. Bu 335 başvurunun 95'i satmak istiyor. 242'si de iade, yani mülkünü, otelini, evini, arsasını neyse geri almak istiyor. Şu anki istatistik bu yönde. Mülklerinin geri almak istiyor. Belki bir kısmını satmak istiyor. Dolayısıyla artık onlar için bir çare oldu burası. Muhatapları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti. Çünkü orası biz açarken bizim toprağımız olduğunu yineledik. Egemenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği altında olacağını söyledik. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız yasalar uyarınca onlar da mülklerini tasarruf edebilecekler, işletmeye açabilecekler. Hasipoğlu, Maraş için atılacak adımlardan birinin de asgari statüden çıkarmak olduğunu vurguladı. Orasının belki de bir kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Ama şu an hala daha askeri bölge statüsünde. Dolayısıyla taşınmaz mal komisyonu herhangi bir görüş, herhangi bir değerleme yapma imkanı bulmadı. Hükümet kurulduğu zaman ilk alınacak olan kararlardan biri burasının askeri bölge statüsünden çıkarılması ve daha sonra da bir değerleme imkanına sahip olunacaktır diye düşünüyorum.